Bugün muhafazakar kesimin ben muhafaza etmeye çalıştığı kültürel mirastan, medeniyetten bir haber olduğuna inanıyorum. Şimdi bir miras mevzu var. Her toplum kendi geçmişinden edindiği mirastan övünebilir. Bu doğrudur ve tabiidir. Hatta bazı toplumlar o mirastan da kopmaya çalışırlar. Biz bunu da yaşadık yani, belli bir dönem yaşandı. Şimdi burada bahsedilen miras, insanımızın dışında olan bir bayrak, bir amblem, bir sembol değil. İçimizde olması lazım. Yani o bahsettiğim çınarın kökleri bizim içimizde olmadığı müddetçe bu sadece kuru kuruya muhafaza etmeye çalıştığımız, neyi muhafaza ettiğimizi de bilmediğimiz bir mücadeleden itibaren kalıyor. Bir dönem Mozart, Beethoven, Haydn dinletmek için zorlanan bir toplum, bugün de İsmail Dede, bilmem Itri'yi falan dinletilmeye çalışıyor. Ama yani bunlar her toplumun, her kesiminin yaşayabileceği sanat eserleri değil. O zaman bunlar bir sembol haline geliyor. Ben Türk'üm, o zaman İsmail Dede dinlerim. Ha sen Batıcısın, o zaman Mozart dinler. Bunlar artık çok ucuz semboller haline geldi. Güzel sanatların insanı insan yapma gibi bir gücü var. Bu güçten istifade etmezsek, bunu sadece biz bir kıyafet, bir bayrak, bir hani hüviyet veya Fransızca identite dediğimiz bir konuma indirgersek, yazık olur. Bundan ne musiki ve sanat istifade eder, ne insanlık istifade eder, ne de bizim kendi milletimiz istifade eder. Yani bunu artık bu siyasal konumdan çıkartmamız lazım. Bu bir polemik konusu değil. İnsanların manevi bir ihtiyacıdır. İnsanların kendilerinin bu dünyada yerini tespit etmesi, edebilmesi için bir ihtiyacıdır. İnsanlar arasında, toplumlar arasındaki ilişkiler artık gittikçe yakınlaşıyor. Ya insanlar bir şeye, bir global kültüre asimile olup yok olmak durumundalar, ya da şahsiyetleriyle, edindikleri miraslarıyla o global kültüre katkıda bulunacaklar. Şimdi biz kendi mirasımızı, yani o muhafaza etmeye çalıştığımız şeyi sadece biz diğerlerinden üstün olduğumuz için muhafaza etmeye çalışıyoruz. Öyle bir iddiayla muhafaza etmeye çalışıyoruz. Halbuki bunu daha geniş düşünmek lazım. Çünkü bizim üzerine oturduğumuz bu miras sadece bizim değil, eğer kıymetini bilirsek insanlığa da faydası olacak bir şey. Yani bugün bakıyorum, mesela yaşadığımız şu Paris gibi bir şehirde yaşayan Türk dostlarımıza bakıyoruz. Çoğu asimile olma gayetinde. Zaten buraya gelmeden önce asimile olmuş insanlar. Öbür taraftan bizim gariban işçilerimize bakıyorum. Gariban diyorum çünkü onlar bir hayat mücadelesi içerisindeler. Onlar da asimile olmamak için bir mücadele içindeler. Şimdi bunun ikisinin arasında bir denge bulmamız lazım. Bu işte bahsettiğimiz kültürel hüviyete bağlı. Eğer sizin kültürel hüviyetiniz içinizdeyse, şahsınızdaysa, dünya yıkılsa o kaybolmaz. Ama siz kendinizden bir haberseniz, sadece takliden başkalarına benzemeye çalışırsınız. Veya içinde yaşadığımız topluma uymaya çalışırsınız, ona bir katkıda bulunmadan. Ve bir yabancı olarak, bir Türk olarak, bir Arap olarak ne kadar Fransızlaştığınızı gösterirseniz o kadar da iltifat görürsünüz. Ama bunun ne Fransız toplumuna ne sizin toplumunuza bir faydası var. Yani onun için muhafazakar insanlardan bu muhafaza ettikleri, etmeye çalıştıkları mirası kurtarmamız lazım.